hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. İzninizle. Teşekkür ederim. Ahmet Bey mi? Evet. Telefonda görüşmüştük. Ben Muzaffer. Memnun oldum. Size teşekkür borçluyum. Hakikaten beni çok zor bir vaziyetten kurtardınız. Yarın mutlaka Londra'da olmam gerekiyordu. Uçak bileti bulmak da neredeyse imkansız bugünlerde. Rica ederim. Sevim çok eski arkadaşım. Her ne kadar politik görüşlerimiz bizi ayrı düşürse de. İnşallah sizi müşkül durumda bırakmadık. Aman efendim, hiç olur mu? Hem sizin gibi bir mütercime çok ihtiyacım vardı. Londra'daki toplantı çok mühim. Hakikaten öyle. İnşallah netice hepimizi memnun eder. İnşallah. Sizi sayın başvekilimize takdim etmem gerekiyor. Kendisi bu hususta çok titiz. Kimlerle seyahat ettiğini bilmek ister. Şevket Gürsoy'un oğlu olduğunuzu belirtmeyeceğim. Hele Sevim Gürsoy'un yeğeni olduğunuzu. Bunu tamamen unutmamız lazım. Son yazısı Sayın Menderes'i çok kızdırdı. Maşallah, kalemi hançer gibi. Öyledir. Aniden kendimi bir ajan gibi hissettim. Estağfurullah. Ben lüzumsuz yere tatsızlık çıksın istemiyorum o kadar. İnşallah yanlış anlamadınız. Hayır, hayır. O halde anlaştık. Anlaştık. Bir uçak dolusu Demokrat Partili ve oğlumuz. Çok endişeliyim bilirsin. Niye? Niye olacak? Bir münakaşa falan çıkardı. Bilirsin. Bizim oğlan ateşlendi mi çenesini hiç tutamaz. Ama tutacak. Londra'ya gidinceye kadar uslu duracak. İnşallah. Başka çaresi var mıydı Şevket? Bu düğüne gelmesi şart mıydı? Kuzeninin düğününe. Elbette şarttı. Ah senin şu kaidelerin. Canım, kaidelerle ne alakası var? Onlar birlikte büyüdüler. Üstelik bu Haluk'un en mutlu günü. Bilmiyorum Selma. Çocuk işini gücünü bırakıp buralara kadar geldi. Dönüş biletini bile zar zor temin ettik. Sevim olmasaydı. Baba bak, merdiveni alıyorlar. Merdiveni çekiyorum. Tamam. Başvekiliyle birlikte bayağı kalabalık bir heyet gidiyor. Muhalefet Zürih Anlaşması'nda Kıbrıs konusunda haksız bir tutum içinde. Bu nedenle Londra'daki toplantı çok önemli. Oradaki Kıbrıslı Türklerin heyecan içinde bizi beklediklerini haber aldık. Başvekilim, size Ahmet Bey'i takdim etmek isterim. Kendisi Lozan Hukuk'tan yeni mezun oldu. Londra Hukuk'ta bir çalışmaya katılıyor. Toplantıda bize mütercimlik yapacak. Öyle mi? Tebrik ederim. Sağ olun. Eğitiminizi de fevkalade bir fakültede almışsınız. Teşekkür ederim Sayın Başvekilim. Biliyorsunuz, ben de hukuk mezunuyum. Evet, biliyorum efendim. Mebus olduktan sonra bitirdim mamafi. O zamanki imkanlar işte. Ailenizde başka hukukçu var mı? Sayın Başvekilim Ahmet... Ailesinde çok büyük hukukçular vardır efendim. Hatta hukuk bir aile mesleğidir desek yanlış olmaz. Affedersiniz. Rıza amca, bu ne tesadüf? Sahiden öyle. Nasılsın Ahmet? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz? Fena değil. Ne zamandır görmedim seni. Doğru. İstanbul'a kışın ancak birkaç kez gelebildim. Adaya da 4 yıldır ayak basmadım. Ahmet'in ailesiyle adada evlerimiz karşılıklı. Öyle mi? Öyle ya. Çocukluğunu bilirim onun. Baban nasıl? İyi. Bildiğiniz gibi işte. Babası da çocukluk arkadaşımdır. Ne güzel. Sayın yolcularımız, uçağımız kalkmak üzere. Lütfen yerlerinize oturup kemerlerinizi bağlayın. Müsaadenizle ben yerime geçeyim. Tanıştığıma çok memnun oldum Sayın Başvekilim. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Size de iyi yolculuklar. İyi yolculuklar Rıza amca. Londra'da görüşürüz. Kaybolma sakın. Tamam. Hayırlı yolculuklar Sayın Başvekilim. Başka bir şey ister misiniz? Size de Rıza Bey. Tamam. Sağ ol. Haklısın.
hatırla sen.